Herkese merhaba. Bugün ayran çorbası tarifi vereceğim sizlere. Malzemelerimiz ise 1 su bardağı kuru fasulye ama 2 parmak az. Tencereme alıyorum. 2 su bardağı da buğday koyacağım içerisine ama yine 2 parmak az. Bir tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Buğday ve kuru fasulyeleri sabaha kadar ıslatacağımız için şişmesi ve yumuşaması için 1 litre de su ilave ediyorum. Islatmış olduğum kuru fasulye ve buğdaylarımı sabaha kadar bu şekilde bekleteceğim. Hem şişmesini hem de yumuşamasını. Sabah da suyunu döküp süzüp yeniden su dolduracağız. Bir gece beklettiğimiz buğday ve kuru fasulyemizi süzgeçten süzüyoruz. Şöyle bir süzelim. Şimdi de şöyle bir güzelce yıkıyoruz. Buğday ve kuru fasulyemi de tencereme alıyorum. 3 litre de su ilave ediyorum. Ocağımı da orta ateşe alıyorum. Orta ateşte de buğday ve kuru fasulyemiz yumuşayana kadar pişiriyoruz. Çorbamız ılık hale geldi. 20 yemek kaşığı yoğurt koyuyorum şimdi. Bir tatlı kaşığı tuz. Şimdi bunu güzelce önce biraz çırpıyorum. Yoğurdumuzu pürüzsüz bir hale getiriyorum. Şimdi ılık olan çorbamdan da biraz alıyorum. Yoğurdumuzun içerisine koyuyorum. Şimdi bunu karıştırıyorum güzelce. Biraz daha ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Şimdi tenceremin içerisine de yoğurdumu ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyoruz bunu. Çorbamız gayet güzel gözüküyor. Daha şimdi bir iki dokunuş daha yapacağız çorbamıza. İyi çırpmamızın nedeni bu arkadaşlar. Hani herhangi bir pütürtü olmaması için çorbamızın gayet
duptur olması için güzel bir şekilde yoğurdumuzu o yüzden çırptık. Kesilmemesi için de çorbayı yavaş yavaş ilave ettik. Gördüğünüz gibi çorbamız harika gözüküyor. Evet, şimdi bir dokunuş daha yapacağım çorbamıza. Ne yapacağım? Taze kıyılmış olan nanelerimi ilave edeceğim. Şöyle bir karıştırıyorum. Bakın ne kadar güzel oldu. Hem nane çok güzel, hoş bir koku veriyor, aroma veriyor, lezzet veriyor. Lezzetin yanı sıra da çorbanıza gerçekten çok güzel bir görünüm veriyor. Şöyle güzel bir karıştıralım. Böyle yazın sıcak havalarda içinizi ferahlatacak bir çorba tarifi oldu. Şimdi çorbamızı hazırladık. Buzdolabına koyacağım. Buzdolabında da şöyle 4-5 saat en az çorbamızı dinlendireceğim. Soğutacağım. Ondan sonra kasemizi, tabaklarımızı alıp sunumunu yapacağız. Artık sadece çorbamızın iyice soğumasını bekleyeceğiz. Ayran çorbamızı buzdolabında da soğuttuk. İstediğim kıvama geldi. Size hemen bir püf nokta da bu arada vermek istiyorum. Diyelim ki ayran çorbanızı yaptınız. Buzdolabına koydunuz. Biraz tükettikten sonra ayran çorbası biraz katılaştı diyelim. Bunu biraz açmak istiyorsunuz. Hemen 1-2 bardak ayran yapıp içerisine yavaş yavaş koyarak karıştırırsanız çorbanızı da açarsınız. Hani direkt su yerine, soğuk su yerine ayran yapıp açarsanız lezzetini, kıvamını da bozmamış olursunuz. Bu da benden size bir püf nokta olsun. Şimdi çorbamın bakın ben kıvamını gösteriyorum. Gayet güzel, harika oldu. Bir de sunum tabağıma da şimdi alacağım. İçerisine biliyorsunuz nane de koyduk. Efsane gözüküyor. Hem hoş bir koku hem de bir aroma veriyor. Şimdi ben hemen bir tabağımı da alayım. Bismillah. Şöyle bakın. Siyah bir kase seçtim ki hani görüntüsünü daha iyi görün diye. Valla doldururken serinledim arkadaşlar. Kaseme de alıyorum. Gayet güzel gözüküyor. Yöresel bir çorbadır ayran çorbası biliyorsunuz. Sivaslılar çok yapar. Birçok ildeki insanlar ayran çorbasını bilir, sever. Soğuk çorba olarak da geçer. Denemeyenler varsa bugüne kadar ayran çorbasını mutlaka denemesini tavsiye ederim. Yapımı kolay, çok lezzetli bir çorbadır. Deneyenlere de şimdiden afiyet olsun diyorum. Ailemize katılın. Videolarımızda birçok pratik yemek tarifini bulabilirsiniz. Hepsi böyle anlatımlı, kolay ve ölçülüdür. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.